Erdoğan'ın muhtarlarımıza gereken ihtimamı, özeni gösterdikleri için Cumhurbaşkanımızın Manata'daki temsilcilerine bu özeni gösterdikleri için her yerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bizi bir araya getiren Vatan Gazetçi Başkanı Marsı Kahveci'ye ve buna vesile olan Mehmet Nur Alan'a, Hacı Yusuf Dağ Muhtarı Nevzat abiye her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün sadece devlet suçlarını konuşmadık. Bugün esas devlet suçlarını konuşmak üzere bir aradaydık. Devlet suçlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye'mizin yol, asfalt ve içme suyu projelerini konuştuk. Depremden kaynaklı yaşadığımız süreçte evlerimizle ilgili sorunlarımızı konuştuk. Aksa'nın elektriği sorunlarını konuştuk ve her bir bürokratımızda kendi alanlarıyla ilgili sorunların cevaplarını muhtarlarımıza dedik, verme imkanı bulduk, çözüm üretme imkanı bulduk. Ben her birine teşekkür ediyorum. Toplanma gerekçemiz devlet suçları yatırımlarımızdı. Öncelikle ben Tarım Bakanım Sayın Vekil Pakdemirli'nin Malatya'ya gösterdiği özen ve ihtimam için gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şu ana kadar devlet su işlerinde yaklaşık 2,5 milyara yakın Malatya'mıza biz destek aldık. Bu vesileyle her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu an Malatya'da 8 tane barajımız tamamlanmış vaziyette, 1 tane üretimimiz tamamlanmış vaziyette ve sulama yapılabilir halde. 11 tane barajımızın inşaatı tamamlanmış, sulama kanalları devam etmekte ve 363.731 dekar araziyi Malatya'mızda sulamaya açmış vaziyetteyiz. Ve bu açtığımız sulanabilir arazilerde yaklaşık çiftçimize, üreticimize, sizlere 210 milyon gibi zirai bir getirimi sizlere kazandırılmasına vesile olmuştur. Bu 18 yıllık sürecimizde Malatya'mıza getirdiğimiz sulamayla ilgili yatırımların sadece küçücük bir ayağıdır. Ben bu vesileyle niye geçen başta dedi su işleri personeline, müdürlerine, genel müdürümüze ve bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün özellikle üniversite bölgemizde Malatya'mızın merkez mahallelerini teşkil eden Akdal Gazi Mahalle Muhtarlarımızın bölgesinde yaşadığımız sorunları konuştuk. Özellikle biraz evvel bölge müdürünün söylemiş olduğu Beypınar'ın göletiyle ilgili muhtarlarımızın talepleri çok önemliydi. Biz o bölgede özellikle yaygın göletini çok önemsiyorduk. Yaklaşık 50 metre yükseklikte bir yaygına baraj inşa ettik ve o bölgede çok ciddi manada istifade ediliyor. Yine o bölgede sulanabilecek arazilerimizin varlığı bizim yeni bir baraj ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu vesileyle Beypınar Barajı'nın planlama aşaması devam ediyor. Alan nasip ederse önümüzdeki sene yatırım programlarına alarak sizlerin ihtiyaçlarını karşılayalım.